Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün tokat usulü bat yemeği yapacağım. Yeşil mercimekten oluyor. Tencereye 2 su bardağı yeşil mercimeği aldım. Onu haşlamaya bıraktım. Bu bat için bana gerekli olan malzeme. Burada ilk önce baharatı sayayım. Pul biber, karabiber, kimyon ve tuz. 1 su bardağı ince bulgur, 1 su bardağı dövülmüş ceviz. 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 çay bardağı nar ekşisi, 1 yemek kaşığı biber salçası. Burada da 1 demet maydanozum var ve nane, yeşil nane, yeşil soğan. 2 dalda marul doğramayı düşünüyorum içine. Bunu siz dilerseniz, ben daha çok yeşillikli olmasını istediğim için marul da doğrayacağım. Domates ve 1 limon. Mercimeklerim haşlanırken ben de yeşilliklerini doğruyorum. Yeşil mercimeğimiz pişmeye başladı artık. Bu kadarı yeterli. Fazla kaynatıp patlamasını istemiyorum. Şöyle biraz taneli kalsın. Ve artık bulguru ekliyorum. İnce bulguru. Şöyle bir karıştırıp altını kapatıyorum. Ağzını kapatıp bulgurların şişmesini bekleyeceğim. Bulgurlar da şişti. Şimdi bunu soğumaya bırakıyorum. Çünkü batımız soğuk olacak. O yüzden şöyle yayıyorum bir kaba. Soğumasını bekleyeceğim. Mercimekli bulgurumuz soğudu artık. Bunu bir kenara alıyorum. Ve şimdi sosunu hazırlıyorum. Nar ekşisi, sıvı zeytinyağı, salça, baharatlar ve limonu sıkıp sosuna ekleyeceğim. Bu sosa bir bardak da soğuk su ekliyorum.
Baharatımız bayağı sulu olacak. Sosuyla iyice karıştıktan sonra bu sefer cevizini de ekliyorum. Devam karıştırıyorum. Artık batımıza yeşillikleriyle buluşturuyoruz batımızı. Artık batımız hazır. Harika, farklı bir lezzet. Siz biraz daha sulu yapabilirsiniz. Biz marulla yiyeceğimiz için bu kıvamda bıraktık. Bunu üzüm yaprağıyla da sunum yapabilirsiniz. Ama biz bugün marulla yiyeceğiz. Çok farklı, güzel bir lezzet. Umarım hepinize fikir olur. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın lütfen.